Efendim ben MnxShadow, nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Darkest Dungeon başlangıç rehberine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere oyunda başlangıç olarak bilmeniz gereken şeyleri, yapmanız gereken şeyleri, nedir, ne değildir, savaşırken nelere dikkat etmeliyiz, karakterlerin özelliklerine nereden bakmalıyız, bunların hepsine bu videoda değineceğiz. Bu seriye yeni başladık aynı zamanda. Serinin ilk bölümlerini oynayacağım, ilk haritasını oynayacağım. Sonrasında bu seriye canlı yayınlarda devam edeceğiz. Onların da bölümleri YouTube'a gelecektir. Yani bir nevi Darkest Dungeon serisine başlıyoruz. İlk bölümü rehber niteliğinde olacak, sizlere özel. Dilerseniz başlayalım. Oyunun ilk tutorial kısmı burası. Eğitim kısmı. Hamlet şehrine giden iki askerin yolda arabasının kırılmasıyla bizim iki asker Hamlet şehrine doğru yola çıkıyor efendim. Yolda burada bize işte WASD tuşlarıyla karakterleri yönlendirebileceğimizi gösteriyor. Harita, mouse'a dikkat etmeyin. Mouse ekranı bozuk duracaktır. Çünkü Darkest Dungeon OBS'de sıkıntı yaratıyor. O yüzden mouse'a çok takılmayın. Sağ alttaki minimap haritadan direkt şey yapabiliyorsunuz. Orada envanterinize bakabiliyorsunuz, haritaya tıklayabiliyorsunuz. Haritaya tıklayıp, gideceğiniz yola tıklayıp haritadan haritaya geçebiliyorsunuz. Yolumuzda bir adet düşman çıktı. Dismas. Benim her karakterin normalde karakter sayfasına geldiğimiz zaman bütün ayrıntıları görebiliyorsunuz burada her karakterin. Karakterlerin pasif ve pasif özellikleri var. Bunları savaş sırasında kazanabiliyor, bir olay olunca kazanabiliyorlar. Negatif, pozitif ve negatif özellikler. Mesela şehirde kumar oynamasına izin verilmiyor. Efendim kendisinin stun yemeye karşı dayanıklılığı ekstradan var. Hızı da 2 artmış durumda. Kendisinin burada bütün statlarına bakabiliyorsunuz. 23 canı var. İşte dodge, yani ıskalama şansı, saldırıları, dodgelama şansı daha fazla. Zırhı, hızı, işte ekstradan modifikasyonu, isabet ettirme modifikasyonu ekstradan ne kadar verirseniz o kadar ıskalama şansı düşecektir. Çünkü her skill'in de ayrı bir modifikasyon sistemi var, onları da anlatacağım şimdi. Kritik şansı ve hasarı, bunlara çok aşırı böyle dikkat etmenize gerek yok ama hani gördüğünüzde anlayın en azından. Aa, bu karakterin işte hızı çok düşükmüş falan filan diye sonradan en azından böyle o tip şeyleri fark edebilirsiniz. Bunların en önemlilerini en azından hani biliyorsunuz, dodgelama şansı, bunlar hani temel şeyler ama hız burada ne işe yarıyor? Bu bir sıra tabanlı savaş sistemi ve eğer bir karakterinizin hızı yüksekse, düşmanından daha da yüksekse, sizin takımdan en yüksekse o karakterin ilk birinci turda, hani her turun başında o karakterin ilk ona şans gelir. Yani olabildiğince ilk vurmanın her zaman avantajı vardır. Mesela ilk vurduk, kanama efekti geldi. İlk turdan kanama hasarı yemeye başladı bu karakter. O yüzden hız bir anda önemli. Reynaud'a baktığımız zaman hızı çok düşük. Genelde en son bu karakter vuruyor ama kendisinin statları birazcık daha yüksek. Yani 7'ye 14. Tam bir şövalye. Skill'lerimize baktığımız zaman her karakterin 7 tane skill'i var. Yani ortalama her karakterin 7 tane skill'i var. Bunları sadece 4 tanesi aktif olarak kullanabiliyoruz. Diğerleri henüz açılmamış durumda. Bunları yine şehirde açabiliyoruz efendim, para karşılığında. Aynı zamanda 7 tane kamp skill'leri var. Kamp skill'lerinden de daha sonra önümüzdeki bölümlerde bahsedeceğim ama kamp şudur. Bir mahzene girdiğimiz zaman mahzen çok uzun olabiliyor ve karakterlerin biraz dinlenmesi, mola alması, yemek yemesi için kamp yapıyoruz. Kamp skill'lerinde orada belli bir skill puanımız oluyor, kullanabiliyoruz. Mesela 5 puanla bütün partinin stresini azaltabiliyor gibi özellikleri falan var. Onları da yine şehirde istediğimizi seçebiliyoruz. Bizim işimize gelenleri seçebiliyoruz efendim. Aklınızda bulunsun. Her skill'in üzerine tek tek anlatmayacağım ama şuna bakın, hani bunları okuyabilirsiniz. Skill'e baktığınız zaman sol tarafta hemen skill'in isminin Zealous Accusation üzerinde şey var. Bakın. Sol tarafta sarı düğmeler var. Bu skill'i sıralamada, parti sıralamasında birinci ve en öndeyken, yani birinci ve ikinci sıradayken kullanabiliyoruz. Eğer bizim karakter bizim parti diziliminin en arkasındaysa bu skill'i kullanamıyor anlamına geliyor. Yani o yüzden o önemli. Skill'in nerede, karakterin bu mesela kılıç saldırısı var. En öndeyken kullanabilirsin. En gerideyken kılıçla vuramazsın düşmana. gibi gibi. Şey ise sağ tarafta ise kime vurabileceği. Evet biz en öndeyiz ama biz arkadakine kılıçla saldıramıyoruz. Yine önündeki iki kişiye vurabiliyoruz. Eğer iki tane kırmızı nokta birbirine birleşikse ikisine birden vuracağı anlamına geliyor. Tabii ikisine falan vuracağı için, iki kişiye vuracağı için hasarı daha az vuracak. Normal damage, normal hasarımızın %40'ı eksi olarak geliyor. Yani daha az vuracağız falan tarzında gibi özelliklere bu şekilde erişebiliyorsunuz. Burada ise bizim işte zehirlenmeye, hastalığa, ölüme karşı dirençlerimiz var efendim. Burada direkt ölmüyorsunuz. Canınız sıfıra geldiği zaman direkt ölmüyorsunuz. Ölüm eşiğine geliyorsunuz efendim. Belli bir olasılıkla mesela bu karakterin %67 ölüme direnci var. Yani sıfır canımızda hasar yediğimiz zaman %67 şansla ölmeyeceğiz. Geri kalan %33 şansla öleceğiz. Yani yine şansa bağlı. Eğer bir karakterin death buff'u ne kadar yüksekse o kadar fazla direnecektir. O kadar fazla hayata tutunacaktır. Aklınızda bulunsun. Sanırsam bu ekranda söyleyebileceğim her şey bu kadar. Burada yukarıda skill'lerimiz hemen yukarında gözüken şeyde hani bütün skill'lerimizi seçtiğimiz zaman en iyi hani bu karakter en çok işlevi nerede durur ve kimlere saldırır tarzında bir genel ortalama çıkarıyor. Bu da hani karakterleri izlerken direkt nereye koyacağınızı direkt seçmenizde yardımcı olacaktır. Saldıralım. Savaş sırasında tabii ki de savaştan sonra ganimet elde ediyoruz. Envanterimize bunları ekliyoruz. Buradan da bir ganimet elde edelim. Bunun gibi yerler bulabiliyoruz. Bazıları şey oluyor arkadaşlar. Mesela bir mumya şeyi buluyoruz. Mezarı buluyoruz. Onu açtığımızda evet hazine bulabiliyoruz ama zehirli bir şey de kapabiliyoruz. Yani tozlu bir şey de zehirli, yani karakter zehirlenebiliyor da. Hem loot şansını arttırmak hem de zehirlenmeyi sıfırlamak için mesela medikal malzemeler kullanırsak o şeyi açarken ilerleyen bölümde göreceksiniz zaten bölümlerde. O zaman daha fazla loot kazanıyorsunuz. Ha, sürpriz oldu. Sürpriz mekaniği nedir? Her savaşta biraz da ışığa da bağlı olmak üzere ışık mekaniğinden de bahsedeceğim birazdan. Düşman ya da bazen düşman bazen biz sürprize yakalanabiliyoruz. Eğer biz yakalanırsak takımın bütün formasyon değişiyor random. Tamamen random olacak şekilde formasyon değişiyor. En kılıçlı en arkaya geçiyor falan filan, sıkıntı yaratıyor. Kılıçlı en arkada vuramadığı için birkaç tur boyunca şöyle yer değiştirerek yani tur kaybetmiş olacağız. Eğer düşman sürprize yakalanırsa onların formasyonu değişmiyor ama İlk tur bizim bütün karakterler vurduktan sonra onlar vuracak. Yani rakip daha hamle yapamadan biz rakipten birkaç kişiyi düşürme şansımız olacak ki bu çok büyük bir avantaj. İlk turun değeri çok yüksek. Yani aklınızda bulunsun. Işık mekaniğinden bahsedeceğim. Şu anki ışık seviyesi 70 durumda. Işık ne kadar yüksekse bizim saldırıları dodgelama şansımız artıyor. Scout şansımız artıyor. Haritaları daha önceden keşfetme şansımız artıyor. Düşmanların sürpriz yeme şansı artıyor. Yani ışığın olması güzel bir şey. Lakin ışık azalınca stres vermem, yani ışık azalınca bizim kritik vurma şansımız artıyor. Düşmanın da kritik vurma şansı artıyor. Stresimiz çok artıyor. Onun dışında böyle bayağı negatif özellikleri var. Lakin bizim lootlardan çıkardığımız malzeme oranını da bir o kadar arttırıyor. Yani böyle yani kolay bir bölümdesiniz. Karanlıkta gezerek çok daha fazla loot toplayabilirsiniz. Yani o tip bir dengeyi düşünebilirsiniz yapmayı. Onun dışında söz etmem gereken başka bir şey var mı? Bu arada her kutunun mesela bir şeyi vardır. Mesela bu bandit sandık kutusu bu görevi kazandıktan sonra göstereceğim. Pekala. Malzemeler geldi. Normalde Hamlet'e değil de bunu açmak istiyorum ama bunun %50 mesela her malzemenin bir şeyi var. Buna direkt Darkest Dungeon Curio yazarsanız bulaşabileceğiniz bir sayfa var. Burada her loot'un neyle açıldığını, açılan normal elle açarsak hangi şansına geleceği yazıyor. Bunu açarsak şu an %50 şansla karakter kanama hasar alacak ya da %50 şansla zehirlenme hasar alacak. Bunu anahtarlaşmamız lazımdı. Bu tutorial modunda eğer elinize bir anahtar geçerse anahtarla direkt açıp güzel loot alabilirsiniz. Onu söyleyeyim, yoksa biz açamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Her görevin sonunda görevde verilen ödüller ve bulduğunuz ödüller toplamda birleşip size veriliyor efendim. Tabii her görevin sonunda da burada bu ekranda şu an biz hiçbir şey kazanamadık ama negatif ve pozitif. Hani görev ne kadar iyi geçerse geçsin bir sürü negatif özellikle kazanabilirsiniz. Bu biraz şans. Aklınızda bulunsun. Ve dungeon'dan sonra her dungeon'ın sonunda şehrimize geliyoruz efendim. Şu an şehir tamamen kapalı ama bölüm bölüm hepsi açılacak. Burası kilise. Burası taverna. Kilise ve tavernayı karakterlerin akıl sağlıklarını, streslerini azaltmak için kullanabilirsiniz. Şu an Reynaud'ımızın mesela ne kadar stresi varmış? Şu an göremiyorum ama burada gözüküyor. 200 streste 21 stres var. Canı dolu olarak gelecek tabii ki de bir sonraki göreve. Eğer karakterin stresi 100'e ulaşırsa karakter teste tabi tutuluyor. Burada yazmayan bir teste tabi tutuluyor. Her karakterin farklı bir test direnci var. Genellikle bunlar düşük %20 filanlarda genelde. Eğer yani yüksek bir olasılıkla karakter deliriyor. Mazoşist oluyor. Yani kendine hasar veren bir karakter oluyor. Umutsuz oluyor. Bütün takımın umudunu kırıyor falan. Sürekli kötü sözler söylüyor. Mazoşist olunca mesela heal kabul etmiyor. Ya ben öleceğim zaten, kendimi keseyim çatırt diye bıçağı kendine sokuyor falan filan. Heal basmaya kalkıyorsun, heal kabul etmiyor, zaten gebereceğim diyor. Hani problem. Stresi eğer bir karakterin 100'den yukarı çıktıysa hani o görevin devamında size hep sıkıntı çıkaracak. Hani yeter artık böyle saç baş yoldurtacak yani karakter. O yüzden önemli. Ama çok düşük bir şansla karakter mazoşist ve kötü bir özellik yerine kahraman özelliği kazanıyor. Lider özelliği kazanıyor böyle. Bütün takımı sırtlamaya başlıyor. Karakter kahraman özelliği kazandığı zaman ne oluyor efendim? Ulan. Tam da videoda oluyor her şey. Kahraman özelliği kazandığı zaman karakter heroik oluyor. Takımına buff basıyor. Takımının kritik oranını arttırıyor. Yok efendim takımına sürekli moral konuşması yapıyor. Savaş sırasında sürekli herkesin stresini düşürüyor. Yapacağız, edeceğiz, başaracağız diye bütün görevi taşımasını sağlayabiliyor. Önemli. Yani çok bayağı bir takımı sırtlayan bir karaktere dönüşebiliyorlar. Stres olayı bu yüzden önemli. Sürekli düşük tutmak gerekiyor. Hani heroik olma şansı var ama düşük yani. Olursa şansımız oluyor. Bildiğin piyangoyu tutturmuş gibi oluyoruz. Onun dışında burası hastane. Burada hastalıkları ve karakterin negatif, pozitif özelliklerini kaldırmak için kullanabiliyoruz. Mesela bu karakterin Reynaud'un hırsızlık özelliği var. Sevmiyoruz. Hani bulduğumuz lootlardan hırsızlık yapma şansı artacak kendisini. Bunu istemiyoruz. Yani lootlamasın, bizim lootumuzu almasın diye. Hastaneye gönderip temizleyebiliyoruz para karşılığında. Buradaki şu büstler, para dışındaki büstleri falan bu şehirleri geliştirmek için kullanabiliyoruz. Mesela burası bizim askerlerimizi satın aldığım, hani ikimize dahil ettiğimiz yer. 10 kişilik yerimizde şu an 2 kişimiz var. Görevlere 4 kişiyle gitmemiz gerekiyor. O yüzden illa 4 kişiye ihtiyacımız var. 2 karakteri daha alıyorum. Her gün buraya 2 kişi gelecek şimdi. Her gün bize 2 başvuru yapacak ama ben diyorum ki şurayı şu malzemeler karşısında geliştireyim. Her gün 3 kişi gelsin. Buradan yatakhanemizi artıracağız mesela. 4 kişilik şu an 10 kişilik kapasitemiz var. Buraya bunu geliştirecek yatakhane kapasitemizi arttırabiliriz. Şu an arttırmayacağım. Elimizde bulunsun malzemeler. Bu binayı anlattım. Şurası kamp yeri. Karakterlerin kamp skill'lerini açıp açmamızı sağlayan yer. Burası guild. Karakterlerin şu skill'lerini açmamızı sağlayan, diğer bunları açmamızı sağlayan ve bunların levellerini arttırmamızı sağlayan yer. Burası Blacksmith, karakterlerin zırhını ve kılıcını falan geliştirmek için kullandığımız yer. Temel statların hepsini arttırıyor, bunları yapmak önemli aslında. Eğer paranız varsa. vagon. Bu ne? Cevherci de var. Bu DLC ile alakalı da bunu sonra beraber bakarız artık. Buradan trinket de var aynı zamanda. Karakterlerin kullanabileceği eşyalarımız da oluyor. Bunları satabiliyoruz da. Shift'e basarak mesela 1125 altınmış bu. Antiquarian sınıfı askere karşı askerin dodge'unu 10 arttırıyor. Çok iyi bir item aslında. O yüzden satmayacağım. Bulunsun. Burada parayla da alabiliyoruz ya da görevlerden denk getirebiliyoruz. Bunun dışında bu hatıralara bakma şeyleri gerek yok. Burası mezarlık. Ölen askerlerimizi burada bakabiliyoruz. Efendim burada şöyle savaş mekanı olarak şöyle bir durum var. Oyunda save sistemi yok. Oyunda her yaptığımız hareket kaydediliyor, kayıt oluyor zaten. Yani bir karakter öldüğü zaman ölüyor yani. Kaçarı yok. Bir karakter kanama hasar yediği zaman ya da şanssız bir kritik yediği zaman alt F4 yapayım da çıkayım durumu söz konusu değil. Her şey kaydediliyor. Bir ölürse ölüyor. Yatırımınız boşa gidebilir. Savaşlara olabildiğince hazırlıklı gitmeniz gerekiyor. Bu ekran sanırsam bu kadar. Buradan Ruin, Valence, Wild ve Cove ve Darkest Dungeon şeyler efendim. Ana yerler, ana mekanlar. Diğerleri DLC eklentileri. Bunlara daha sonra bakacağız. Buradan seçtiğimiz göreve karakterlerimizi böyle ekibimizi sırasında belirleyip itemlerini vereceksek verip savaşa gönderiyoruz. Ben size burada hafiften bir hikayeyi de anlatayım. Bu olayın hikayesini. Efendim zamanında şuradaki malikane temizlemeye çalıştığımız Darkest Dungeon malikanesi böyle yıkık falan değildi. Böyle temiz, işte bakımlı. Efendim şehrin en önemli, işte en zenginin yaşadığı bir yerdi. Burada partiler düzenleniyor, şaraplar içiliyor. Gelsin karılar gitsin şaraplar tarzında bir günlü gün eden bir dayımız var. Dayı bir süre sonra rahat batıyor ve bazı mistik olayları araştırmaya başlıyor. Bu malikanesinin altında bir güç kapısı olduğunu falan buluyor ve burayı iyice araştırıp işte kitapları araştırıp İşte buraya bir kazıcı ekip tutup bunları kazdırarak açmaya çalışıyor. Ve güç kapısı taşındı da bildiğin yaratıkların falan istilasına uğruyor. Bildiğin şeytan kapısına açmış oluyor. Ve buradaki insanların birçoğu ölüyor, birçoğu deliriyor. Bizimkisi de en son kafayı yiyip delirip malikaneyi biz varisine bırakıp bir not yazıyor. Varisim işte bu malikane bizim mirasımızdır. Burayı temizle. Senin görevindir falan deyip de mührü basıp kafasına mermiyi sıkıyor efendim. Biz de bu varisiz. Buradaki işte kaçak, paralı askerleri, yok efendim maceracı, yok efendim sürülmüş askerleri toplayıp birlikleri toplayıp buraları temizlemeye çalışıyoruz. Bizim görevimiz bu. Oyunda hani olabildiğince karakterleri en iyi seviyeye getirip Darkest Dungeon'ı fethetmek efendim. Zor modlarında belli bir süre şey de oluyor. Geri sayım süresi de var. O süre içinde bitirmen gerekiyor. Ben biraz normal kolay modu açtım. Kolay modu da gerçi çok zor dediğim gibi oyunun ama daha da bir zorlaştırmak istiyorsanız yapabilirsiniz. İşim çıktı benim. Bir bölüm oynamak istiyordum aslında ama artık canlı yayında oynarız. Temel olarak anlatmak istediklerim bunlar. Oyunla alakalı daha bir sürü ayrıntı var. Ama bu bilgilerle siz oyuna başlayabilirsiniz yani. Daha da öğrene ilerleyeceksiniz zaten. Eğer biraz daha öğrenmek, oyunu biraz daha keşfetmek istiyorsanız bir sonraki bölümleri izleyebilirsiniz efendim. Darkest Dungeon serisine başlayacağız çünkü. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada sormak istediğiniz ekstra şeyler varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Cevaplayabilirim çünkü değinmediğim bazı şeyler var. Eğer ya da benim biliyorsanız oyunu kaçırdınız, benim kaçırdığım şeyler varsa yorumladığını belirterek insanlara yardımcı olabilirsiniz. Onları ben etiketlerim gerekirse. Okey, görüşürüz.